Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret edecek. Öncesinde, sonrasında ne söyleyecek, neler söyleyecek aktaracağız. Saniyeler sonra Ankara'daki ekibimizle de irtibata geçeceğiz. Merkez Bankası önüne ulaşmak üzere ekibimiz. Merkez Bankası'nın önünde nasıl bir atmosfer var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelince neler yaşanacak? Öncesinde ve sonrasında CHP liderinden bir açıklama gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu ziyarette neler konuşulacak? adım adım takipte olacağız efendim. Haberlere geçelim. Birazdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti için Merkez Bankası'na uzanacağız. E, bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Merkez Bankası'na gerçekleştirilecek bu ziyaret sırasında elbette dolar TL kurunun ne olduğuna da bakalım. Aktarmaya başlayalım. Dolar TL kurunda ne var ne yok. Dolar TL kuru 9.22 seviyesinde şu anda. CHP lideri Merkez Bankası'na gidiyor. Ve Euro TL kuru 10.70. Bildiğiniz üzere Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önceki günkü görüşme gece yarısı ortaya konan o fotoğraf, görüşme fotoğrafı peşi sıra Gece yarısı atamalarıyla Merkez Bankası yardımcılarının görevden alınması, para politikası kurulundan bir üyenin görevden alınması, hem para politikası kuruluna hem de Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına yapılan atamalar sabah saatlerinde dolara önce 9'u gösterdi, ardından 9'un üzerinde seyretmeye devam eden bir dolar TL kuru. Türk lirasının bir çöküş grafiğini ekranlara getirmiştik hatırlarsınız dibe doğru inmeye devam ediyor. Dolar dünya genelinde de yükseliyor. Bu keza doğru fakat Türk lirası çok değer kaybediyor. Çok değer kaybediyor. CHP lideri Merkez Bankası'na giderken durumumuz, ahvalimiz bu şekilde. Arkadaşımız Mevsim Altay şimdi Merkez Bankası önüne ulaştı elinde mikrofon gözlem yapıyor ne olacak ne bitecek ne zaman gelecek 15.30 dendi ama heyetle mi gelecek bilmiyoruz. Mevsim Altay bir şeyler öğrenebilmiş mi? Lafı fazla uzatmayalım. Başkente gidelim. Söz sende Mevsim Altay. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyorsunuz. Neler öğrendiniz? Ben sarmışladım. 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 Şu an Merkez Bankası önündeyiz ve yaklaşık dakikalar sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti sözcüsü Faik Özsırak, Selin Sayekböke ve Bülent Kuşoğlu ile beraber buraya gelecek ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret edecek. Tabii son dönemlerde dolardaki, daha doğrusu dövizdeki ve altındaki rekor artış, Türk lirasının düşüşü hem sadece ekonomiyi değil, siyaseti de hareket etlendirdi ki dün e, merkez bankası başkanı cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çankaya Köşkü'nde görüşmüştü ve o görüşmeden sonra da e, merkez bankasında üst düzey yöneticilerde değişiklikler olmuştu. O değişiklikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu çok sert bir e, tweet atmıştı ve o tweette de merkez bankası başkanı Kavcıoğlu'nun e, Kavcıoğlu'nun bu konuda yani Dolar dövizdeki bu artıştan dolayı suçlamıştı. Şu anda bugün de çok ani bir gelişme yaşandı ve 14 sularında sosyal medyasından bir tweet paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrardan Karakış Fonu'nu kurması gerektiğini söyleyerek Merkez Bankası'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Tabi bu ziyaret hem muhalefette hem de iktidarda da büyük yankılar uyandıracak. Ee, bu süreçte de biz de şu an için kameraman arkadaşım Ümit Anar'la birlikte Mer Ulus'taki Merkez Bankası'nın önündeyiz ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beraber CHP heyetinin başta genel, e, genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere buraya gelmesini bekliyoruz. Öncelikle buraya gelecekler, içeride görüşecekler. Görüşmeden sonra da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetiyle beraber ekonomi kurmayları ile beraber burada açıklama yapmasını bekliyoruz diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Devam edelim efendim. Mevsim Alta'ya tekrar döneceğiz Merkez Bankası önüne. Daha önceki kuşakta duyurduğumuz üzere eğitim haberlerimiz var. Eğitim haberlerine geçelim. Taşımalı eğitim konusunda okul servisinde hepimizin yüreğini yakan o kaza sonrası taşımalı eğitim ve gündemde kalmaya devam ediyor bildiğiniz üzere. Şimdi taşımalı eğitim meselesine değineceğiz. Okulda bir gıda zehirlenmesi haberi var ki birbirinden çarpıcı gerçekler var. Tüm bunlar eğitim haberlerine birazdan gidelim ama öncesinde gelin Beykoz Şehir'ine bir gidelim. Beykoz Şehir'inde vatandaşlar eylem yaptılar. Burası zaten çayır bir bahçeye gerek yok millet bahçesine gerek yok dediler ama söyledikleri dinlenmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP ve MHP oylarıyla Beykoz Çayırı'na millet bahçesi yapılması kararı çıktı. Bu tereddütlerimiz ve soru işaretlerimiz bir karşılık bulmuş değil. Tarihi Beykoz Çayırı AKP ve MHP oylarıyla millet bahçesi oluyor. Bu da sunumu için teşekkür ediyorum. İstanbulluların nefes aldığı nadir yeşillik alanlarından İstanbul'da 100 yılı aşkın süredir Beykoz Çayırı olarak biliniyor. Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifiyle Beykoz Çayırı planlara millet bahçesi olarak işlenmişti. Millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs, teleferik hattı istasyonu, Emsale dahil olmamak üzere zemin altı otopark yapılmasının önü açılmıştı. İnşaat alanı ise 1929 metrekareden 4800 metrekareye yükselmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu teklifi veto etti. İmamoğlu'nun veto ettiği teklif yeniden İBB Meclis gündemine geldi. Veto edilen kararın oylanması öncesinde söz alan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, planlarla alandaki yeşil alanın 2,5 kat artacağını, 38 bin metrekarelik Beykoz çayırının aynen korunacağını söyledi. Bu rapora göre Beykoz Çayırı olarak adlandırılan ya adlandırılacak Millet Bahçesi yapılacak bölgede imar artışı var mı? Birinci sorumuz. İkinci sorumuz yapılacak binalarda bir yükseklik artışı var mı? Üçüncü sorumuz burada bir yeraltı otoparkı yapılacak mı? Dördüncüsü şimdi okuyacağım onu. Dördüncüsü bunlar yapmadan çayır genişletilemiyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Beykoz Çayırı Projesi ile ilgili tereddütleri bulunduğunu ve bunların giderilmediğini söyledi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla burada bir inşaat alanında artış var. Yani buradan baktığımızda biz bizim kaygılarımızı giderecek bir sonuç göremiyoruz. Var olan haliyle etrafı temizlenecekse, işgaller kaldıracaksa tabii temizlenmeli ve işgaller kaldırmalı. Bunun için kim üstüne düşüyorsa gerekeni yapmalı. Ama Beykoz Çayırı'nın Var olan ahaliyle korunması gerektiğini düşünüyoruz. Beykoz çayırını millet bahçesine dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliği İBB meclisinde AKP-MHP grubunun oylarıyla ısrar kararı olarak kabul edildi. Devam edelim. Sıra geldi eğitim haberlerimize. Taşımalı eğitim geçtiğimiz günlerde yürüyümüzü yakan o servis aracının kazası. Şimdi... Eğitim konusunda taşımalı eğitimi biraz daha tartışmak, biraz daha gündeme getirmek gerekiyor. Acaba kaç öğrenci şehirlerden, ilçelere, e, ilçelerden, köylerden, şehir merkezlerine bu taşımalı eğitimi kullanıyorlar? Ben nasıl yemeğimi yiyeceğim? Eğitim bizim hakkımız, onu elimizden alamazsınız. Ben otobüse nasıl bineceğim? Beni düşünen yok. Öğrencilerimizin, miniklerimizin hazırladığı, e, yaşadığı zorluklarla ilgili hazırladıkları dövizler bunlar. Elbette o son kaza bu konuyu bir kez daha tartışmaya açtı. Peki Türkiye'de bu konuda taşımalı eğitim konusunda gerçekler, veriler bize ne anlatıyor? Soruna mı işaret ediyor yoksa çözümlere mi işaret ediyor? Birlikte bakalım. <laughs> Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında şoförün ardından servis ihalesini alan kişi de tutuklandı. Kaza, taşımalı eğitim tartışmasını yeniden gündeme getirdi. 11 Ekim pazartesi günü Afyonkarahisar'ın İsçehisar ilçesine bağlı Çatal köyünde öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı. <laughs> Yaşları 11 ile 14 arasında olan 5 öğrenci hayatını kaybetti, 5'i yaralandı. İddiaya göre servisin kapısı kapanmıyordu, iple bağlanmıştı. Bu kaza ilk değil çünkü Çatalköy'de Köyü'nde ortaokul yok. Sadece Çatalköy'ü değil, büyük çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu ilerinde olan 17 bin köy okulu kapatıldı 19 yıl içinde. Artık her gün 1 milyon binin üzerinde öğrenci servislerle şehirlere taşınıyor. evlerinden kilometrelerce uzağa gidiyorlar. Yaşları 7 ile 18 arasında. Servis araçları yönetmeliğinde önceden kamera vardı. Sensörlü koltuk ve emniyet gibi zorunluluklar. Sonra ne mi oldu? Tüm bunlar kaldırıldı. Küçük yaştaki çocukların emniyetine dair önlemler kalkınca kazalarda arttı. Peki neden bu taşımalı eğitimde ısrar? Bu soru yanıtsız. Çünkü taşımalı eğitimin ekonomiye de zararı büyük. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2021 bütçe raporuna göre 6 yılda harcanan para 12,5 milyar lira. Buna yemek parası dahil değil. O da eklendiğinde bu para 16 milyarı aşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitime harcadığı miktar 6 milyar 319 milyon lira. 10 yılda toplam 25 milyar lira.